Efendim, FRP'nin ekranlarına hoş geldiniz. Ben Özay Şen. Bundan tam 21 yıl önce piyasaya sürülen Diablo 2'nin merakla beklenen Resurrected isimli yeniden yapımını sonunda inceleyebilme şansı yakaladık. Eğer izlediyseniz canlı yayında teknik alfanın belli bir kısmında beraber zaten oynamıştık. Bu video biraz daha canlı yayın haricinde kendi deneyimlerimi ve o canlı yayında ettiğim deneyimleri toparlayıcı bir ilk bakış videosu olacak. İlk bakış diyoruz gerçi aslında ama bu teknik alfa genel itibariyle çok stabil bir oynanabilirlik sunuyordu bize. Bakalım Diablo 2 Resurrected güzel olmuş mu? Bu incelemede enine boyuna bir bakalım. Tarihlerimiz 29 Haziran 2000 tarihini gösterdiğinde 1997 yılında büyük bir sükseyle piyasaya giriş yapan Diablo'nun devam oyunu Diablo 2 Blizzard tarafından oyunculara sunuldu. Bu önemli bir tarih çünkü kendisinden sonra gelecek Dungeon Crawler ya da Hack and Slash dediğimiz oyun türlerine de çok büyük ilham kaynağı olacaktı. 1997 yılına çıkan Diablo aslında çok başarılı bir oyundu ama Diablo 2'nin önemi şuydu. Aslında birkaç noktada eline alınabilir ama dikkati çeken özelliklerden bir tanesi oldukça basit bir oynanabilirliğe sahip olmasıydı. Dungeon Crawler ve Hack and Slash dediğimiz türünde temellerini başarıyla altyapısına yedirmişti. Bir sene sonrasına çıkacak Lord of Destruction ek paketiyle beraber de oyun artık tam haliyle bir küresel çılgınlık haline gelecekti. Biliyorsunuz ki Blizzard'ın Battle.net isimli bir altyapısı var. Bu altyapıyı online oyunlarını oynayabilmek için oluşturmuştu. Diablo 2 Battle.net'in daha fazla kullanabilmesi adına öncülük etmişti. Şimdi burada tabii ki Diablo 2'den biraz bahsettim ama giriş kısmında Diablo 2'nin neden bu kadar önemli bir oyun olduğundan da bahsetmem gerek diye düşünüyorum. Çünkü yeni gelecek olan Resurrected'da aynı etkiyi yaratacak bir oyuna benziyor. Ben en azından öyle hissettim. İlk aşamada zaten üzerine durmamız gereken konu oyunun baştan aşağıya grafiksel anlamda elden geçirilmiş olmasıydı. Teknik alfa yaklaşık 5 gün kadar sürdü ve belirli yayıncılara, yayın kuruluşlarına verdikleri gibi rastgele seçtikleri oyunculara da Resurrected'ın teknik alfasını sundular. Teknik alfa 3 tane sınıf ve Act 2'nin sonuna kadar da oynanabilir bir oyun sunuyordu karşımıza. Stabil bir oynanabilirliği vardı. Karakterleri istediğimiz gibi şekillendirebiliyorduk. Daha kısıtlamalar yoktu yani. Bu tarz böyle teknik alfalarda karakterlerin kısıtlandıklarını ya da bölgelerin kapalı olduklarını görürsünüz ama şu haliyle bile Act 2'nin sonuna kadar çok stabil, düzgün şekilde çalışan başarılı bir oyun uyarlaması gördük. Canlı yayına da bahsetmiştik. Oyunun görselleri gerçekten muhteşem bir işçilikle yapılmış. Bunun arkasında Vicarious Visions isimli bir firma var. Bunlar daha öncesinde Activision için Tony Hawk Pro Skater 1 ve 2'nin elden geçirilmiş versiyonu hazırlamışlardı. Aynı başarıyı Diablo 2'nin Resurrected uyarlamasında da devam ettirmişler. Benim en çok ilgimi çeken büyülerin ve büyü efektlerinin ne kadar başarılı bir şekilde yeniden yorumlanmış olmasıydı. Burada da şu çıkıyor aslında ortaya. Diablo 2 orijinal haliyle bile halen oynanabilen bir oyun. Çeşitli modlar, çeşitli eklentiler, çeşitli üçüncü parti yazılımları tarafından desteklenen ve komünitesi tarafından da sürekli canlı tutulan bir oyundu. Yani bugün bile halen girmeye çalışsanız bir yerlerde bu oyunu oynayan insanları bulabilirsiniz ama böyle bir iki kişi değil. Gerçekten onlarcası, yüzlercesi sürekli olarak Diablo hakkında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ki baktığınız zaman Diablo 3 büyük sancılarla piyasaya sürülmüş olsa da halen Diablo 3'ten aradığını bulamayan ve Diablo 2'ye sürekli dönüp bu oyunu tekrar tekrar bitiren insanları bulmak mümkün. Blizzard öyle güzel bir iş yapmış ki aslında Diablo 2'nin orijinal oyunun temasını hiç bozmamış ve günümüz sistemlerini düzgün bir şekilde uyarlayabilecekleri bir arayüze karşımıza çıkartmışlar. Sunulan 3 karakterden Barbar ve Sorcerer'dan açıkçası eski günleri yad ettiğim zaman hiçbir farklılık göremiyorum. Sadece dış görünüşleri haricinde. Oyunun güzel yanlarından bir tanesi de sadece tek bir tuşa basarak hem eski hem de şu anki mevcut görüntüler arasında hızlı bir geçiş yapabilmemizi sağlaması oldu. Bu da aslında bize şunu gösteriyor ki oyunu bu sürümüyle bitirip daha sonra tek bir tuşa basıp eski sürümünü alıp bir daha baştan bitirebilirsiniz. Hatta hoşunuza giden bölümler, bölgeler varsa aralarına çok hızlı bir geçiş sağlayıp nasıl bir vizyonla bize aktardıklarını da görebilirsiniz. İlgimi çeken ve hoşuma giden detaylardan biri de Diablo 2'nin aslında 2 boyutlu bir oyun olmasıydı. Bu oyunu da bir 3 boyutlu uyarlama görüyoruz. Ve o 3 boyutlu uyarlamayı oyunun özüne dokunacak şekilde değiştirmemişler. Yani kamera açısı halen aynı. Sadece zoom in zoom out yaptığımız zaman görselleri daha fazla hissedebiliyoruz. Burada rotate yani kameranın açısını farklı bir noktaya getirmek gibi bir durum söz konusu değil. Bu oyunun
özünün bozulmamasını sağlayan önemli dokunuşlardan bir tanesi olmuş. Birkaç ufak noktada yenilikler getirmişler. Örneğin yerdeki altınları almak için üzerine basmanıza gerek yok. Üzerinden geçtiğiniz zaman otomatik olarak üzerinize alabiliyorsunuz altınları. Benzer şekilde birkaç ufak kısa yol ile de envanterinizi düzenlemek için basitleştirilmiş bir arayüz oluşturulmuş. Çok ilginçtir. Gamepad desteği de sunmuşlar oyuna ve Gamepad desteği de gerçekten çok başarılı çalışıyor. Çok hızlı çalışıyor ve kolayca elinize oturan bir yapıda olmuş. Canlı yayında çok kısa bir süre denedim. Onun haricinde de uzun bir süre bunu test ettim ve Gamepad'de de rahatlıkla oynanabileceğini gördüm. Sonuçta oyun sadece PC platformuna değil, mevcut eski nesil konsollara ve mevcut yeni nesil konsollara da gelecek şekilde ayarlanan bir oyun olmuş. Diablo 2 Resurrected aslında Diablo 4'ün gelişinin de böyle bir nevi PR çalışması, bir nevi Blizzard'ın kendi daha öncesinde yaptığı başarısız atılımların kefaretini ödemesi gibi şekilde yorumlanabilir diye düşünüyorum. Buna karşı çıkanlar olacaktır ancak Diablo Immortals duyurulduğu zaman herkese sizin telefonunuz yok mu diye sormuşlardı ve bu da büyük tepki toplamıştı açıkçası. Şirketin kurucu babalarının şirketten ayrılmış olmaları ve firmanın farklı bir yöne gitmiş olması da çok büyük sıkıntılara yol açmıştı. Bu Diablo 2 Resurrected ve daha sonrasında gelecek Diablo 4 için de aslında eski Blizzard oyuncularını ve Blizzard'a karşı mesafesi olan oyuncuların o mesafesini kırıp da tekrar toplayabilecekleri bir oyun haline gelmiş Diablo 2 Resurrected. Benim açımdan gözle görülür en büyük sıkıntısı oyunun mekaniklerinin artık yaşlanmış olması. İncelemenin başında da söylediğim gibi Hack and Slash ve Dungeon Crawler oyunları için önemli bir noktaydı Diablo 2. Fakat bunun yaşlandığını görüyoruz. İşte skill kullanma, beceri ağacının üzerinde değişiklikler yapma, potion kullanma bile aslında yeni gelen oyunlarda, örnek vermek gerekirse Torchlight serisinde bazı şeyler tek bir butona indirgenmişken Diablo'da dönüp baktığımızda bunların yaşlanmış olduğunu görüyoruz. Ki bu da yeni nesil oyunlara alışan oyuncular için zorlayıcı olabilir ama tabii ki Diablo'nun zorlayıcılığını seven ve ondan asla vazgeçmeyecek oyuncuları da unutmamak lazım. Bunu değiştirmemiş olmaları da gene bence bir artı. Fakat neresinden baktığınıza bağlı. Negatif olarak da yorumlayabilirsiniz tabii ki bunu. Şimdilik Blizzard'dan gelen haberlere göre teknik alfa sadece bu single player, Act 2 ve 3 tane ana karakteri, oynanabilir karakteri içeren şekilde bize sunuldu. Bunun ötesinde çok uzun zaman geçmeden bir multiplayer stres testi de yapacakları ve yine bunun da alfa sürümünün dahil olduğu noktalarda karşımıza çıkacağı söyleniyor. Diablo'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlarınızla beraber girip danaya dalar gibi Diablo kesmenizdi. Artık internet altyapılarının çapraz platform desteklerinin artmasıyla beraber Diablo 2'de daha fazla aslında oyuncuyla beraber destek verilebilecek bir altyapı mevcut. Oyun tam sürümünde çıktığı zaman aslında denemek istediğim iki tane farklı karakter daha var. Birisi Necromancer, diğeri de Druid. Bu karakterlerin animasyonları, büyüleri falan dönemde hatırladığımda bana çok keyif veriyor. Yeni görsel efektler ve yeni animasyonlarla büyük ihtimalle çok daha keyifli bir oynanabilirliğe sahip olmuştur diye düşünüyorum. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Diablo 2 Resurrected teknik alfaya ilk bakışımız böyleydi. Bir sonraki alfa, beta, multiplayer, stres testi ne zaman olur bilemiyoruz ama umuyoruz o testlere de yine dahil oluruz ve testlerimizi beraber gerçekleştirir. Bunun üzerine bol bol konuşuruz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.